Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim kabak yemeği. Malzemelerim 3 adet kabak, 1 adet patates, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 adet soğan, 2 diş sarımsak, 1 adet havuç, 2 adet domates, tuz, karabiber, pul biber, sıvı yağ ve sıcak suyumuz var. Tenceremize ocağa koyduk. Sıvı yağ ekliyorum. Yağımızı biraz ısıtalım. Yağımız ısındıktan sonra soğan, sarımsak ve havuçlarımı ekliyorum. Biraz kavuralım malzemelerimizi. Soğanlarımız kavrulurken biz de kabaklarımızı doğrayalım. İki ucundan keselim kabaklarımızı. Ben kabakların kabuklarını soymuyorum. Bu şekilde daha lezzetli oluyor. Siz isterseniz ince bir şekilde soyabilirsiniz. Dört parçaya bölüyorum kabaklarımı. Ve doğruyorum. Bütün kabaklarımızı doğrayalım böyle. Patateslerimizi de aynı şekilde küp küp doğrayalım. Evet, soğan ve havuçlarımız kavrulduktan sonra bir yemek kaşığı salçamı ekliyorum. Biraz da salçamızı kavuralım. Şimdi de domateslerimi ekliyorum. Biraz da domatesimizi de kavuralım. Şimdi kabak ve patateslerimi güzelce karıştıralım. Baharatlarını da ekleyelim. Biraz pul biber. Biraz da karabiber ekliyorum. 5-6 dakika kabaklarımızı biraz soteleyeceğiz. Daha lezzetli olması için. Ağzını kapatıyorum. Kabaklarımızı soteledikten sonra tuzunu da ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Şimdi biraz da su ekliyorum. Çok eklemeyeceğiz suyunu. Evet, bir kere daha karıştırıyorum. Evet, bir kere daha karıştırdıktan sonra yemeğimizin altını kısıyoruz. Kapağını da kapatıp kabaklar yumuşayana kadar pişiriyoruz. Evet, yemeğimiz pişti. Yaklaşık yarım saatte pişti yemeğimiz. Altını kapatıyorum. Üzerine dereotu seviyorsanız dereotu ekleyin. Çünkü kabakla dereotu çok güzel uyum sağlıyor. Lezzet veriyor. Bir kere karıştıralım. Kabak yemeğini daha sulu seviyorsanız su miktarını biraz daha arttırabilirsiniz. Evet, ben şimdi yemeğimi bir 5 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Ondan sonra servis yapacağım. Kabak yemeğimiz servise hazır. Afiyet olsun. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.